Aziz seyirciler, bugün memleketimizin Doğu Anadolu bölgesine intikal ederek orada yetişmiş bulunan evliyanın büyüklerinden Abdurrahim Arvasi Hazretlerinden bahsedeceğiz. Abdurrahim Arvasi rahmetullahi aleyh seyit olup Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın mübarek neslindendir. Seyit Abdullah Arvasi'nin oğludur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Van'ın Müküs Yeni ismiyle Bahçe Saray kazasına bağlı Arvas köyünde doğmuştur. 1786 yılında Doğubayazıt'ta vefat etmiştir. Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Abdurrahim Arvasi Arvas köyünde babasının medresesinde okudu ve sohbetlerinde bulunarak olgunlaştı. Bu münasebetle ifade edelim ki vaktiyle Arvas'ta asırlarca devam eden, çok ciddi ilmi çalışmaların yapıldığı çok köklü medreseler vardı. İşte Abdurrahim Arvasi Kudüsesi Ruh da o medreselerde okuyarak zamanının fen ve din ilimlerinde söz sahibi, tasavvufta ise hal sahibi meşhur bir veli oldu. 1785 senesinde Doğu Bayezid'de ...İshak Paşa sarayını yaptıran... ...çıldır oğullarının ileri gelenleri... ...Seyit Abdurrahim Efendi'yi davet ettiler. Zira... ...bu ailenin reisi İshak Paşa... ...ilim erbabı bir zattı. Alim ve velilere pek kıymet verirdi. Onların meclislerine katılmaktan... ...zevk alırdı. Seyit Abdurrahim Efendi... ...İshak Paşa'nın davetini kabul edip... ...Doğu e gitti. Orada ehli sünnet itikadının yayılması için çok çalıştı. Zira o bölgenin halkı bazı bozuk itikatlara meyilliydi. Uzun münazaralardan ve mücadelelerden sonra ehli sünnet yolunun üstünlüğünü herkese kabul ettirdi. Halk ehli sünnet olup huzura kavuştu. Kendi aralarında bulunan ayrılık ve düşmanlıklar son buldu. ...birbirlerine kardeş gözüyle bakıp... ...fitne durduruldu. Seyyid Abdurrahim Hazretleri... ...bu gayretinin yanı sıra... ...dini ilimleri de öğretiyor... ...insanların ebedi saadete kavuşması için... ...bütün gücünü harcıyordu. Bir gün... ...talebelerine... ...Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin... ...Mesnevisini okutuyordu. Bu vesileyle belirtelim ki Hindistan'da yetişmiş bulunan alimlerin ve velilerin büyüklerinden birisi olan Seyyid Abdullah Dehlevi Hazretleri üç kitabın eşsiz olduğunu ifade etmektedir. Bunlardan birincisi Kur'an-ı Kerim. Kelam-ı ilahi olduğu için onun eşi ve benzeri yoktur. İkincisi Sahih-i Bukhari, İmam Bukhari Hazretleri'nin 600 bin hadis-i şeriften 16 sene zarfında seçerek yazdığı ve Kur'an-ı Kerim'den sonra en kıymetli kitap olarak kabul edilen hadis-i şerif kitabıdır. Hadis-i şerif kitaplarının başında gelmektedir. Üçüncüsü de Mevlana Celaleddin'in Rumi Hazretlerinin mesnevi şerifidir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevi Şerifi vilayet yolunu bildirmekte eşsiz kitaplardandır. İslam alimlerinin ifade buyurduklarına göre hem vilayet hem de nübüvvet yolunu bildirmekte İmam-ı Rabbani Kudüs-i e Hazretlerinin mektubatı şerifesinin bir eşi benzeri yoktur. İşte Abdurrahim Arvasi Hazretleri Mesnevi-i Şerif'i okuturken talebelerin arasında bulunan İranlı bir kişi ayağa kalkıp Mevlana'yı ve Mesnevi'yi kötülemek maksadıyla ne okuyorsunuz diye sordu. Seyyid Abdurrahim Kudüs'e sirru Mesnevi okuyoruz buyurdu. İranlı kişi dinlemeye değmez anlamına gelen Meşnevi dedi. Bu söze son derece hiddetlenen Hazreti Seyyid Mesnevi-i Şerifi rastgele açıp şu beyti bir oku buyurdu. Orada mana itibariyle biraz ağır olan şu beyit yazılıydı. Yani, Mesnevi ra meşnevi mehan ey seki gürgin betkerde i Yani Mesnevi'yi meşnevi diye okuma ey uyuz köpek kötü bir iş yaptın yazılıydı. İranlı ve oradakiler bu manalı söz karşısında çok şaşırdılar. O kişi diyecek söz bulamadı ve meclisi terk edip gitti. Talebeler sonradan Mesnevi'de o beyti çok aradılar. Fakat bulamadılar. Bunun hocaların büyük bir kerameti olduğunu anlayıp Seyyid Abdurrahim'e tam bir teslimiyetle bağlandılar. Seyyid Abdurrahim Hazretlerinin bu ve benzeri kerametleri doğuda dilden dile dolaşarak uzun yıllar söylene gelmiştir. Bu zatın ve o aileden gelen diğer büyük alimlerin kıymeti doğuda hala bilinmektedir. Abdurrahim Arvasi Hazretleri 1786 yılında Doğubayiz'de vefat etti. Kabri sevenlerinin ihtiyaç ve istek sahiplerinin ziyaretgahı olmuştur halen ziyaret edilmektedir. Hatta sırt ağrısından muzdarip olanlar gidip onun kabrinde onu vesile etmektedirler. Sırt ağrısından muzdarip olanlar sırtlarını onun kabir taşına sürmekten taş yıpranmış, taşın üzerinde arvasi kelimesiyle vefat tarihi olan 1786 Hicri 1200 ve Fatiha kelimesinden başka yazı kalmamıştır. Seyyid Abdurrahim'in Muhammed ve İbrahim isminde iki oğlu vardı. Değerli kardeşlerim, bugün memleketimizin her tarafında olduğu gibi Doğu Anadolu'da da ilim ve irfan sahibi sözü geçen birlik ve beraberliği sağlayacak alimlere ve velilere çok büyük ihtiyaç vardır. İnsanları daima iyiliğe sevk eden o büyük alimler pek çok iken Osmanlı Devleti bütün dünyaya örnek olmuş. 624 sene ilim, irfan, ahlak ve fazilet öğretmiş. İnsan haklarının en iyi savunucuları ve tatbikçileri olmuşlardır. Onlar zamanında mağdurlar ve mazlumlar hangi milletten, ırktan ve dinden olursa olsun sığınacak bir yer bulabiliyor. Dertlerini anlatacakları mercilere sahip bulunuyorlardı. Cenab-ı Hak şimdi de dünyada pek çok insan inim inim inlerken öyle sığınılacak merciler ihsan buyursun. İyi geceler efendim.